Herkese yeniden merhaba, ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Fizyoterapist ablam var yanında. Onunla bir soru cevap yapalım dedik. Normal birkaç soru cevaplayacağız. Daha sonrasında fizyoterapi ile alakalı ayrı bir video çekeceğim. Bu arada ablam önce kendini tanıtsın. Herkese merhaba, ben Gizem'in ablası Gamze. Sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağız. FTR bölümü ile FTR doktor arasında ne fark var? Şimdi bunlar istersen fizik tedavi ile ilgili çekeceğimiz aynen, videoda yorumlarız. Aynen, onu o videoda yanıtlarız. Erzurum'da hayat nasıl? Bu sana sorulmuş bir soru. İstersen kısaca cevapla. Erzurum'da hayat nasıl? Bence bu kişinin yaşam tarzına bağlı. Ben soğuk seven bir insanım. Havası benim için gerçekten uygun bir yer ama bazı olanaklar konusunda zaten Erzurum'la alakalı orada okumak nasıl vesaire, onun hakkında bir video çekmiştim. Onu da paylaşırım eğer izlemek isterseniz. Çünkü Erzurum hakkında bayağı bir bilgi veriyorum aslında. Abla, sana göre Erzurum'da hayat nasıl? Çünkü biz küçüklükten itibaren çok sık Erzurum'a gidip gelmişliğimiz var. Ben orada yaşadığım için ablam da birkaç kere geldi, gördü. Sence orada hayat nasıl? Biz şimdi Iğdır'da doğup büyüdük. Yani biz alışveriş yapmak için sık sık Erzurum'a giderdik. Babamla annem bizi işte sırf sinema için, tiyatro için Erzurum'a götürürdü. O yüzden bizim için Erzurum kötü bir şehir değil yani. Doğu Anadolu'da gerçekten gelişmiş bir şehir. Üniversite hastanesi çok büyük. Doğu Anadolu'nun en büyük galiba, değil mi? Üniversite hastanesi. Ve ben yıllar sonra kardeşim orada üniversite okurken gezmeye gittim. Birçok gezmediğim yeri gezdim. Çünkü öğrenciler için de kampüs muhteşem zaten. Çok güzel, büyük bir kampüs var. Kendim de gidip gezdim. Ya evet, öyle turistik bir yer mesela. Gezilecek yeri yok evet, değil. Evet. Mesela Palandöken orada. Bir de şunun etkisi var bende. Uzun süre 6 yıl boyunca orada yaşadığım için, artık olanaklarını tükettiğim için bana yetti bir nevi orası. Kısaca böyle cevaplayabilirim. Bu soru çok sık gelmiş. Çok şaşırdım. Birbirinizin en sevip sevmediğiniz özelliği. Aslında ben şaşırmadım yani. Niye? Bekleniyor. İnsanlar merak ediyor olabilir sevip sevmediğimiz özelliklerimizi. Bence önce sen başla. Niye ben başlayayım Sen ki? başla. Niye? Merak ettim. Tamam, bir özellik söyleyeceğiz o zaman. Ne istiyorsan söyle. Gerilme. En sevdiğim özelliği ablamın... Dur, o kadar çok ki arasından seçemiyorum. Ah ben. Tatlım. Abla sen önce cevap ver hadi. Niye sen söylemedin? Düşüneyim, arasından seçeyim, çünkü öyle en sevdiğim falan diye düşünmemiştim. Benim Gizem'de en sevdiğim özellik bana karşı değil, yani genel söyleyeceğim. İnsanlara çok net sınırlarını koyabiliyor olması. Yani çok yakın arkadaşlarıyla ya da çevresini sevdiği insanlarla gerçekten çok iyi anlaşır. Muhabbet, sohbet, iletişim aşırı iyidir. Ama böyle girdiği her ortamda bir anda şey yapmazsın sen. Yani ben daha böyle bir ortama girince daha sıcağım. Ama sen insan seçersin. Bende o yok mesela. En sevmediğim özelliği... Hemen söylüyorum. Çok ani parlaması. Böyle gerektiği zaman da tepki vermez, çok içine atar. Sonra böyle hiç ummadığım bir anda balon gibi patlar. Yutkundum. Hadi ya, bu kadar tamam, zor tamam, olmamalı. Tamam, sevmediğin özelliğinden başlayacağım. Tamam. Sonu tatlıya bağlansın. Sevmediğim özelliği aşırı tartışmacı bir insan olma. En sevdiğim kısmı da güzellikleri paylaşıyor olma. Sürekli sen de şunu yap, bunu yap. Hani sürekli karşındaki insan iyi bir noktaya gitsin istiyorsun. Bazen bu zorlamayı kaçıyor. Hatta o tartışmacı ruhu ortaya çıkıyor ama oradaki niyet iyi olduğu için hani senin için iyi bir şey yapmaya çalıştığını biliyorsun. Ablanın en sevdiği arkadaşlar. Bu soruyu soran arkadaşım, kendisi yakın arkadaşımdır. O zaten biliyor en sevdiğim arkadaşlarımın kim olduğunu. O yüzden buradan özellikle açıklamaya gerek yok. Gizem abla, uzun ilişkinin sırrı ne? Uzun ilişkinin sırrı bence bir birey olarak o insanı sevebilmek. Hani sana verdiğiyle değil de o insanı olduğu gibi kabullenip öyle sevmek. Bence kendin mükemmel olmak. Bir cevap. E tamam, işte ona çıkıyor zaten. Yani birey evet, iki olarak. İnsan da kendi olabiliyorsa o ilişki yürür ve zaten uyum sağlayabiliyorsun. Her insan kendi olunca... Ya onların olması lazım zaten bir ilişkinin olması için. En mutlu anınız ve en pişman olduğunuz şey. Neden bu kadar güzel ve iyisiniz?
Hiç unutamıyorum o anı nedense. Bir sürü öyle çok güzel anım vardı. O anı çok küçükken yaşadığım için ve hatırladığıma da bayağı şaşırıyorum. Çünkü küçükken yaşadığım şeyleri pek hatırlamıyorum. Ben ilkokula gidiyordum işte. Şeye gitmiştik, Almanya'ya. Orada akrabalarımız vardı ve hem anne tarafından hem baba tarafından bir sürü yer gezmiştik, görmüştük. O geziyi çok böyle mutlu hatırlıyorum. Ben hatırladığım en mutlu anımız Gizem'le yurt dışı tatilimizdi. Baş başa en uzun geçirdiğimiz tatildi ve yurt dışında olmuş olmamızdı zaten. Çok keyifli ve çok güzel anılar biriktirdik orada. Ama şey de yazmışlar, En en pişman pişman olduğunuz olduğum. şey. Onu nasıl, onu anlay yani. Yani yaptığınız en pişman olduğunuz şey. Bunu ben hemen cevaplayayım da. En pişman olduğum şey, Gizem küçükken ölü taklidi yapıyordum. Onu korkutmak için. Ya O yalan ağlamaya söyleme, onunla başlayınca... ilgili gülerek anlatıyorsun, ne pişmanlığı. Ama pişmanım yani. Ne kadar bir, En belki de bir pişman travma, olduğunuz... bilinçaltında bir travma yarattı. Ya o zaman komik geliyordu ama şimdi çok da şey değil açıkçası, komik. Seninle ilgili en büyük pişmanlığım. Senin kadar güzel doğmamak falan. Yok artık. Ne diyeyim ki? Çok kötü bir zamanında sen ısrarla şey istemiştin ya. Ablam Evet. çok kötü bir zamanda kelle Ameliyat paça istedi. olmuştum. Aynen. Ben de gidip almadım. Evet Sonra ya, iş çok inada üzülmüştüm. bindi. Sonra ben de çok pişman olmuştum. Sonra küsmüştük. Niye yaptığımı da hatırlamıyorum yani. Çok saçma bir şeydi. Şu ana kadar YouTube'dan ne kadar kazandın? Hiçbir şey kazanmadım. Arkadaşlar bol bol izleyin. Evet, bol bol. Videoları bol bol izleyin ki kazansın artık. Biliyorsunuz ki YouTube'da para kazanabilmeniz için 1000 aboneniz ve son 1 yılda toplam 4000 saat izlenmeniz olması gerekiyor. Ben videolarımı ilk başta 1 ay aralıklarla yüklediğim için bu 4000 saate hala ulaşamadım. Eğer düzenli yüklemiş olsaydım hala ulaşırdım da hani olmadı, bekliyorum. Neden doğuda okumayı seçtim veya başka bir yeri tutturamadığın için mi orada? İç Anadolu'da tutan yerler vardı. Biraz daha batıya yakın yerler vardı ama ben işin içine okulumda bundan çok kez bahsettim aslında. Hani köklü olmasın vesaire katıp hesaplayıp ilk 5 sıraya yazmıştım. Ondan öncekileri de zaten hani böyle gelmesi çok zor okulları yazmıştım ama Atatürk Üniversitesi geldi. Eğer tutsaydı tabii ki de batıya giderdim arkadaşlar yani. Benim okulumda okuyan çoğu arkadaşım, yani bildiğim arkadaşlarımdan bazıları çok yüksek puanlarla, hani İstanbul Üniversitesi'ne gidebilecek puanlarla burada okuyoruz. Çünkü ailesi buradaydı. Ve benim şöyle bir dezavantajım oldu. Ailem o zaman Batı'ya taşındı ve ben onlardan böyle bayağı bir uzakta kalmış oldum. İşte ablam İstanbul'daydı, ailem İzmir'deydi. Okulum kesinlikle kötü demiyorum, çok iyi diyorum ki zaten ilk sıralara yazmam da bu sebeptendi. Hani İç Anadolu'yu tercih etmeyip bu yüzden buraya yazdım zaten. Hiçbir şey yapasın gelmediğine tekrardan nasıl başlıyorsun her şeyi? İlk sen cevapla hadi. Yani şöyle, hiçbir şey yapasım gelmediğinde bazen hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi strese sokmuyorum yani, rant olsun işte bugün hiçbir şey yapamadım, işte bunu yapmalıydım falan diye. Ama genelde kendime yapacak bir şeyler buluyorum. Düzenli bir ajandam var ve gün içerisinde neler yapmam gerektiğini, bir sonraki günle ilgili neler yapmam gerektiğini o ajandada yazıyorum. Hiçbir günümü boş geçirdiğimi hatırlamıyorum ama boş geçtiği zamanlar olabilir. Olabilir yani, bomboş geçirmek isteyebilirsin. Şöyle bir şey var. Benim bazı dönemlerim oluyor. Böyle çok düştüğüm, hiçbir şeye yapasım gelmediği, gece 11'de işte kızartma söylediğim, dizi izlediğim zamanlarım. Bir de gün içinde aşırı aktif oldum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ve yapmadığımda da genelde böyle suçluluk hissediyordum eskiden ve o suçluluk şeyi doğuruyordu. Hiçbir şey yapmama isteğini. Şimdi ben de aynı ablamın dediği gibi yapıyorum. Ben de ajanda tutmaya başladım. Eskiden böyle ajanda tutamadığımı fark ediyordum. Hani öyle hissediyordum. Ondan göre göre böyle alıştım. Çok sevmeye başladım bu işi. Yazıp yanına tik atmak aslında bana en büyük motivasyon sağlıyor. Gün içinde mesela 10 tane şey yazıyorsam en fazla 7 tanesini falan yapmış oluyorum o günde. O yapmadığım 3 şey için de kendimi harap etmiyorum aslında. Diğer güne aktarıyorum yapacağım şey mesela. O gün de yapmadıysam çok takmıyorum. Mesela biz bu videoyu çekmek için 4 gündür falan erteledik. Aynen. Ama bak mutlu mutlu Sıkıntı yok. çekiyoruz şimdi. Ablanla en çok hangi konuda kavga edersin? Bunu sana da sormuş olalım. Ablamla en çok hangi konuda kavga ederim? Bana getir götür işlerini yaptırmasıyla alakalı. Çok tartışırım. Ablayım ben Şeyi hatırlıyor musun abla? Ablam lisedeydi, ben ortaokuldaydım. Hani o kadar abartmıştı ki olayı. Oturma odasıyla onun odası çok böyle zıt yerlerde. Ablam da uyumaya gitti. Ben de salondayım işte, oturuyoruz falan. Ablam oradan çağırdı. Gizem, Gizem. Bir gittim.
Ablam yatağına yatmış, yorganın üstüne çekmiş, gözleri açık bana şey diyor. Işığı kapatsana. Hiç hatırlamıyorum. O kadar normaldi ki senin için. Niye hatırlayasın ki? Günün normal bir şeyi, zamanı. Ben bilmem hangi konuda kavga O kadar mükemmel edersin. bir kardeşim ki. Bilmiyorum. Aklıma gelmedi şu an. Nasıl Olmaz. gelmedi? Günde 50 kere birbirimize bağırıyoruz. Ya biz bir kere hiçbirimize benzeyen iki kardeş değiliz. Çok ayrı karakterlere sahibiz. O kadar da değil. Ayrıyız, çok ayrıyız bence. O kadar da değil. Benzer özelliklerimiz neler sence? Güzel ol. En çok hangi konuda kavga ederiz? Gizem çok inatçıdır. Mesela bir şey söylediğimde yapası yoksa onu asla yaptıramazsınız. En çok ben bu konuda çok sinir olurum ve tartışırız yani. Çünkü onun istemesi lazım. O istemiyorsa ben asla onu yaptıramam. Ama parantez açıyorum yine, kendiyle ilgili bir konuysa bile. Parmağında sorun var. Resim atsam yardımcı olur musun? Ha, bu fizik tedavi ile ilgili Gizem'e sorulan sorular var. Ben kendi fizik tedavi hesabımda da soru almıştım. Onları bir sonraki videoda şey yapalım. Ama parmağımla ilgili sorun var. Resim atsan yardımcı olmaya çalışırım ama uzaktan değerlendirmeden genel şeyler söyleyebilirim. Ablam. Ablanla yaşadığınız en komik olay ne? Sizi çok seviyorum bu arada. Biz de seni çok seviyoruz. Bir ortamda anlattığımda ablamın niye anlatıyorsun herkese diye kızdığı bir olay. O yüzden. Hangisi, hatırlat? Kebapçı, Türk kebapçı. Anlat. Ama ben de aynı konu aklıma geldi ama kaybolduğumuzla ilgili. O zaten en başından beri komik olay. Ha, tamam. Roma'dayız. Roma'da çok böyle işte cıvıl cıvıl her yere yürüyerek gidebileceğim bir yer. Şimdi bizim kaldığımız yere de otobüse gidilmesi gerekiyor. Hiç hatırlamıyorum, 85'ti tamam mı? Bir de 85C vardı galiba, öyle bir şeydi. Dedim ki ablaya 85C'ye binsek de gidiliyormuş falan, böyle bir özgüven var içimde. Çünkü her yere yürümüşüz, işte keşfetmişiz, Roma'yı anlıyoruz falan. Ona bindik, gidiyor. Otobüs gidiyor. Sonra bir baktık biz Roma'nın sanayi bölgesine kadar götürüyor bu. En kötü yerleriydi Roma'nın Evet. gerçekten. Oraları da gördük. Oraları gördük, dedim tamam, ben Roma'yı iyice tanıdım, öğrendim. Otobüsteyiz, ben içimden Fatiha, Kulhuvallah falan okuyorum. Arkamızdan bir tane adam ıslık çalıyor, şarkı söylüyor, hani böyle iş atıyor. İnsanlar oturuyor, kasvetli bir yüz ifadeleri Arkamızda var. bir tane kadın vardı ya, cips yiyordu, ağzına sakız çiğneyen, cak cak cak. Onu hatırlamıyorum. Ha. Böyle dışarı bakıyorum, etrafta işte duvarlarda full grafitiler, işte böyle tenha yerler, hiç kimse yok sokaklarda. Oradaki insanlar da hani giden bilir, İngilizce konuşmuyormuş gibi yapıyor ya da gerçekten O İngilizce bölge bence bilmiyorlar. bilmiyordu. O bölge bilmiyordu. El Ve işaretleriyle falan aynen. anlaşıyordu. Ondan sonra hiçbir şekilde otobüs falan yok. Son, yani ona kadar otobüsler. İşte orada şans eseri son bir tane otobüs kalkıyordu. Biri Aynen. işaret etti işte. İngilizce de konuşamıyor. Hani ona binin demeye çalıştı. Biz bindik. Ablam Sonra 10 kere otobüs şoförüne gidip bu bizim gittiğimiz yere mi gidiyor diye sordurttu. Adam artık bıkmıştı. En sonunda varacağımız yere vardık ama çok kilit noktayı anlatmama izin vermiyor ablam da, neyse hadi geçelim oraya. Anlat hadi, tamam ya, Yok boş anlat. ver, Anlat anlatamam. anlat. İçinde kalmasın, anlat. Merak etmesinler. İki tane terminal var. Birisi büyük, bizim gideceğimiz yer. Birisi de küçük yermiş. Biz de hani orada indik ki gideceğimiz yere vardık falan. Biz dolaşıyoruz sokaklarda. Acaba bir yere bağlanıyor mu? Neyse, o gittiğimiz yerin de arkasında böyle sanayi bölgesi tarzında işte kebapçılar falan var. Yiyecek yerleri var. Ama çok tenha, böyle tam bir sanayi yeri. Sonra orada Turkish Kebap diye yazan bir yer var. Tamam mı? Ali Baba kebap. Ali Baba mıydı? Evet, Ali Baba Ha, kebap. Ali Baba kebap. Ablam da dedi ki, aa bunlar Türk mü? Hadi git sor falan. Şimdi içeri girdik. Adamlar da Hintli. Biraz andırıyorlar da Türkleri. Dedim ki acaba gerçekten Türk olabilirler Ben de çok benzettim Türklere. Sonra adamlara diyorum ki Are you Turkish? Adamlar da tip tip bakıyor bunlar kim diye. Cevap vermiyorlar asla. İngilizce de konuşmuyorlar. Diyorum ki biz buraya gitmek istiyoruz. Hani nasıl gidebiliriz? Adamlar hala tip tip bakıyor, bir şey söylemiyorlar adam akıllı. Ablam da oradan bas bas diyor ki sürekli, Türk müsün diye sor, Türk müsün diye sor. Sonra ablam dayanamadı, geldi dedi ki, Türk müsünüz?
O anı gerçekten şu anda anlattığımızda size o kadar da komik gelmeyebilir ama çok komikti. Okuduğunuz bölümleri önceden hedeflediniz mi? Aklımda hep böyle bilim adamı olmakla ilgili bir şey vardı. Dedim ki bilim adamı olmak için de tıp okumak gerekiyor dedim ve tıp okumayı seçtim. Ben lise 1'den beri fizik tedavi istiyordum. Neden diye sorarsanız nedenini bilmiyorum. Tek beni cezbeden yanı şey olmuştu. Hani insanlara dokunarak yardımcı olmak. Ben fiziksel olarak aktivitede yetersizlik yaşayan insanlara ellerimle dokunarak onlara yardımcı olabilmek. Daha yardımsever yanımı ortaya çıkaracağını düşündüğüm bir bölümdü. Ve çok ısrarla istemiştim ailem istememesine rağmen. Yatay geçiş düşünen biri kriterleri nasıl belirlemeli? Yani ben hiç yatay geçiş düşünmedim. O yüzden onun kriterlerini de düşünmedim ama şu an düşününce gerçekten yatay geçiş yapmayı istiyor musun? O ortamı bırakıp, kurduğun düzeni bırakıp yeni bir düzene var mısın? Önce bunu kendine sorman gerekiyor bence. Benim çevremde çok yatay geçiş yapan insan oluyordu. İstanbul'daki okulu bırakıp gelen de oldu. Bizim okulu bırakıp özele giden de oldu. Normal devlete giden de oldu. Ve bunu 4. sınıfta, 5. sınıfta yapanlar da oldu. 1. sınıfta yapanlar da oldu. Bence bu senin ne kadar istediğine bağlı. Hani belirli bir kriteri yok bence. Yine sorulmuş. Hiç unutamadığınız bir kavganız veya anınız. Bunu söyledik. Önceki sorularda. Ablanın en sevdiği 3 ve sevmediğin 3 özelliği. 3'e çıktı birden. Bence 2 tane söylesem yeter. Bir tanesini söyledik zaten. Tam kötüsünden başlayayım. Sonra da iyisiyle bitirelim. Peki. Getir götür işi yaptırması. O an mesela aklında bir şey düşünüyorsa asla seni duymuyor. Cevap vermiyor sorularına falan. Bir de bu özelliği. En sevdiğim 3 özelliği çok tarz sahibi olması her konuda. Yani gezme, içme, yeme. Bu konularda çok araştırır, bilir, işte öğrenmeye hevesli. Bu konuda beni çok geliştirdi. İkincisi de işte dediğim gibi çok iyi niyetli olması. Üçüncüsü de benim ablam olması. Evde yapabileceğimiz basit bel hareketleri ağrılar için vesaire nedir? Aslında birçok video çektik bununla ilgili. Form.ist Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Buraya bir yere koyar Gizem. Bir de Doktor Öz ekibinin çekimleri olmuştu. O çekimlere dahil olmuştuk. Orada da belle ilgili çok basit egzersizler var yeni başlayanlar için. Aynı zamanda Hayatın Ritmi programının YouTube kanalında yine. Evde yapabileceğiniz kolay sadece bel değil tüm vücut egzersizleriyle ilgili de video var. Oraya da bakabilirsiniz. Arkadaşlar sorularınız için teşekkür ederiz. Olabildiğince soruyu yanıtlamaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenmeyi, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ablamın Instagram sayfasında işte böyle bel ağrılarınız falan filan onlarla ilgili de sorular sorabilirsiniz. O size yardımcı olmaya çalışır. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bunun hakkında da zaten ayrı bir video çekeceğiz. Sizleri seviyoruz. Tamam dur şimdi herkese selam vereceğim. Başlasana. Hadi. Tamam. Tamam dur ay terledim. Anne sus. Ya anne. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Ve bilim ne anne? Bilim adam.